israf. Şimdi yeyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Ne demektir bu? İslam alimleri çok derin ve köklü manalar vermişlerdir. Şöyle ki, yemek yerken, bir şeyi içerken, beslenirken, gıdalanırken, insanın bir gayesi olmalıdır diyor alimler. Bilhassa İmam-ı Gazali, rahmetullahi teala aleyhil bari, bu mesele üzerinde çok duruyor. Hayvanlar niçin yediğini bilmez. Hiçbir hayvan niçin yemektedir, niçin içmektedir? Bu hayvanın bileceği bir şey değildir. Ne maksatla yiyor bu hayvan? Ne maksatla içiyor? Hayvanın kendisi bunu bilmez. Bilseydi hayvan olmazdı zaten diyorlar. Bir insan da niçin yediğini bilecek, niçin içtiğini bilecek, niçin yaşadığını bilecek. Bu gayeyi bilmiyorsa insandan, insanla hayvan arasındaki farkı ortaya koyamamıştır. Bir insan niçin yemek yer? Niçin suyunu içer? Niçin yaşamaya devam eder? Tek kelimeyle insan olmak için, Müslüman olabilmek için, Allah'a kul, Muhammed'e ümmet olmak için aleyhissalatü vesselam. Gaye bu. Allah rızasını yaşayabilmek için, Allah'a kul olabilmek için, İslam'a asker olabilmek için, Habibullah'a ümmet olabilmek için yer ve içer. Bu gayeyi devam ettirmesi lazım. Binaenaleyh yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz demek, esas itibarıyla ta temelden ele alınırsa, yediğiniz yemeklerle, aldığınız gıdalarla, giydiğiniz elbiselerle, içtiğiniz sularla, teneffüs ettiğiniz hava ile vücudunuzu, sıhhatinizi, gözünüzü, kulağınızı, elinizi, ayağınızı sağlıklı ve sıhhatli bulundurun. Vücudunuza, sağlığınıza, sıhhatinize kıymet verin. Ancak yiyip içip de gelişip, semizlenip, genç, delikanlı, sıhhatli, sağlıklı bulunup da sakın namaz kılmazlık etmeyin, beynamazlık etmeyin, Allah'a kafa tutmayın, ibadetsiz yaşamayın. Binaenaleyh türlü türlü yemekleri yiyip, türlü çeşitli şeyleri içip, güzel güzel elbiseler giyip de namaz kılmayanlar, oruç tutmayanlar, camiye cemaate gelmeyenler, Allah yoluna gelmeyenler bilsinler ki yediklerini, içtiklerini, giydiklerini, her türlü imkanlarını kaldırıp çöp tenekesine atan insan gibi bütün hayatını israf etmiştir diyorlar. İsraf etmiştir. Sen her çeşit yemeği yiyeceksin, her çeşit meşrubatı içeceksin, her çeşit elbiseyi giyeceksin ama namaz kılmayacaksın. Ama Allah'a isyan edeceksin. İşte sen yediğini ve içtiğini Allah'a ibadet yolunda kullanmıyorsan bil ki yiyip içtiğini israf ediyorsun. Külü veşrebu ve la tüsrifu demek bu demektir diyor alimler. Bu demektir zaten. Yediğinle içtiğinle kuvvet bulacaksın. Bu kuvvetle cihada çıkacaksın. Bu kuvvetle ibadet edeceksin. Bu kuvvetle Allah yoluna sayu gayret göstereceksin. Yoksa yiyip içip de sırt üstü yatıp beynamaz, ibadetsiz, ahlaksız, faziletsiz şehvetine hizmet etmeyeceksin. Rağbetin Allah olacak. Gayretin Allah yoluna olacak. İbadet ile, itaat ile, hayru hasenat ile hayatta neye rağbet edeceğini bileceksin. Ragaib demek, neye rağbet edeceğini insanlara
anlatan mukaddes gece ve mukaddes mefhum demektir. O nedir o gürültü yapmak?